Önümüzde y eşittir gx'in grafiği duruyor. Şimdi ben bu ifadelerden hangilerinin doğru olduğuna bakmak istiyorum. Doğru olanları tikleyeceğim. Her zamanki gibi isterseniz videoyu burada duraklatın ve problemi kendi kendinize çözmeyi deneyin. Peki, ilk ifadeye bakalım x 6'ya sağdan yaklaşırken gx'in limiti ve x 6'ya soldan yaklaşırken gx'in limiti ikisi de tanımlıdır, vardır diyor. İlk olarak x 6'ya sağdan yaklaşırken gx'in limitine bakalım. 6'ya 6'dan daha büyük değerlerden yaklaşacağız değil mi? Grafiğe baktığımızda mesela x eşittir 9 için g 9 burada, g 8 burada, g 7 Burada eksi 3 ile eksi 4 arasında bir yerde. G 6 buçuk. Yine eksi 3 ile eksi 4 arasında bir yerde ama eksi 3'e daha yakın. G 6 onda 1. Eksi 3'e daha yakın bir yerde. G 6 virgül 0 1. Eksi 3'ün iyice yakınında. Dolayısıyla görünüşe bakılırsa sağdan limit var. Yani bu limit mevcut ve hatta eksi 3. Bu arada sadece grafik olarak bakıyorum şu an tamam. Böyle bir alıştırmada daha fazlasını bekleyemezler çünkü benden. Şimdi x6'ya soldan yaklaşırken ki limite bakalım bir de. İstediğim yerden başlayabilirim değil mi? x eşittir 3'ten başlayalım biz. x eşittir 3 için g3 birin biraz üstünde. G4 2'nin biraz altında yaklaşıyoruz G5 3'e çok yakın G5.5 5 ile 6 arasında bir yerlerde G 5,75 9 civarı bir şey. Dikkat ederseniz x 6'ya 6'dan daha küçük değerlerden yani soldan yaklaşırken fonksiyonun bir sınırı yok. Grafik sonsuza gidiyor. Dolayısıyla teknik olarak sol limit yoktur diyeceğiz. Evet bu limit mevcut değil. O nedenle buna tik atmıyorum. Bazıları böyle durumlarda limit sonsuza yaklaşıyor der ama teknik olarak sonsuz limitin klasik resmi tanımına göre yaklaşılabilen bir değer değildir. Bu gibi durumlarda limit yoktur deyip geçiyoruz. Peki, buna geçelim. Diyor ki x 6'ya giderken g(x)'in limiti vardır. Bir fonksiyonun bir noktadaki limitinin var olabilmesi için o noktada hem sağdan hem de soldan limitlerinin var olması gerekiyordu. Oysa x 6'ya negatif taraftan yani soldan yaklaşırken bu fonksiyonun limitinin olmadığını gördük. Dolayısıyla bu ifade de doğru değil. Evet ilk ifade de doğru değildi. Bu da doğru değil. x eşittir 6 da g tanımlıdır. Bakalım x eşittir 6 da g tanımlıymış gibi görünmüyor. Grafiğe bakarak g 6'nın hangi değeri alacağını anlayamıyoruz değil mi? Burada içi boş bir nokta var. Demek ki g 6 3'e eşit değil. Ee, bu kol sonsuza uzanıyor ve burada x eşittir 6'da düşey bir asimtot çizilmiş. O halde x eşittir 6 da g tanımlı değil. Bu da gitti. Peki, x eşittir 6 da g süreklidir diyor. Şimdi bakalım, sonsuza uzanıyor. Sonra birden birden aşağı atlayıp buradan devam ediyor. Saf mantık yürütünce bile bu grafik gayet süreksiz görünüyor. Daha bilimsel yaklaşırsak ise bir fonksiyonun bir noktada sürekli olması için o noktada bir limitinin olması gerekir ve fonksiyonun o değer için tanımlı olması gerekir. Son olaraksa fonksiyonun değerinin limitin değerine eşit olması gerekir. İlk iki koşulun doğru olmadığını biliyoruz. Ayrıca bu iki değer de birbirine eşit olamaz çünkü yoklar. O halde x eşittir 6 da g sürekli değil. Dolayısıyla işaretleyebildiğim tek şık yukarıdakilerden hiçbiri. Tamam, güzel. Bir tane daha yapalım. Evet. İlk ifade şöyle diyor. x 3'e sağdan ve soldan yaklaşırken gx'in limiti vardır. Bakalım var mı? x eşittir 3'te böyle bir süreksizliğimiz var. Farkındasınız değil mi? Buna biz e, sıçrama süreksizliği diyoruz. Evet, sıçrama süreksizliği. Peki, önce pozitif tarafla yani 3'ten büyük değerlerle başlayalım. x eşittir 5 için başlayalım mesela. g5, eksi 3'ün biraz altında. g4, eksi 2 ile eksi 3 arasında g3 buçuk, eksi 2'ye biraz daha yakın. g3 virgül 1, eksi 2'nin iyice yanı başında. g3 virgül 0,1, eksi 2'nin adeta dibinde. Görünüşe bakılırsa bu limit mevcut ve eksi 2'ye yaklaşıyor. O halde bu limit eksi 2'ye eşit. x3'e sağdan yaklaşırken gx'in limiti eksi 2. Gelelim soldan limite. Buradan başlayalım mesela. G1, eksi 1'in biraz yukarısında. G2, 1'in altında. G2,5, 1 ile 2 arasında bir yerlerde. G2,9, 2'nin biraz aşağısında. G2,99, 2'ye çok yakın bir yerde. G2,999999, 2'nin burnunun dibinde. Dolayısıyla bu limit 2'ye yaklaşıyor gibi. Evet. O halde bu limit hem sağdan hem de soldan mevcut. Şimdi diğerine bakalım. x3'e giderken gx'in limiti vardır diyor. Ee, bunlar tek yönden limitlerdi. Buysa limitin kendisi. Bu limitin var olması için sağdan ve soldan limitlerin var olması ve aynı değere yaklaşması yani birbirine eşit olması gerekiyordu değil mi? İlk ifadede bu limitlerin ikisinin de var olduğunu gördük ama aynı değere yaklaşmıyorlar. Sağdan gelen limit eksi 2'ye, soldan gelen limit ise artı 2'ye yaklaşıyor. O halde bu limit mevcut değildir. O yüzden kutucağı tik koymuyorum. Devam edelim. x eşittir 3 de g tanımlıdır diyor. x eşittir 3 de içi dolu bir nokta görüyoruz. Evet, yani gerçekten de tanımlı. g x 3'te gerçekten tanımlı. x eşittir 3'te g süreklidir diyor. Bir de buna bakalım. g'nin x eşittir 3'te sürekli olabilmesi için orada bir limitinin olması lazım. Orada tanımlı olması lazım ve fonksiyonun oradaki değerinin limitinin değerine eşit olması lazım. Oysa ki fonksiyon x eşittir 3'te tanımlı ama Orada bir limiti yok. Dolayısıyla sürekli o olamaz. x eşittir 3 de sürekli değil. Bunun da üstünü çizdik. Ve yukarıdakilerden hiçbiri şıkkını işaretleyemem. Çünkü ifadelerden bazıları doğru değil mi? Bu ifadelerden ikisi doğru.